Ya şimdi bizim bahsettiklerimizin hepsi kardeş. Zeynep, Cahit, Mustafa, Leyla ve eşleri. Ve onların çocukları. Yani bu cinayette adı geçen herkes işte 8 kardeş. 8 kardeşten biz hep 4'ünü konuşuyoruz. Yani Zeynep'i, Mustafa'yı, Cahit'i, Leyla'yı. İşte şimdi Leyla da bakın neler anlatıyor. Yeter artık ya. Bu adam benim çok adam buraya gömülmüş. Niye sana yanlışlıkla verdi? Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili Cahit Ergül ve abi Mustafa'nın da olduğu 4 zanlının tutuklanmasının ardından gözler ailenin diğer kardeşlerine çevrildi. Leyla anam Cahit'e diller için işte sen elini bulaştırma. 3-5 kat ver demiş. Ercan demiş zaten demiş boşboğaz demiş geziyi demiş. Sen hiç demiş yani içine bile girme demiş. En başta böyle denmiş. İşte öyle denmiş. Eski eşi de tutuklananlar arasında yer alan Zeynep Ergül'ün azmettiricilikle suçladığı ablası Leyla Deniz ise iddiaları reddetti. Eski kavgaları gündeme getirdi. Zeynep ben evime bu kendini aldım. Beni tehdit etti. Oğlu tehdit etti. Kocasıyla tehdit etti. 2 tane üvey oğlu vardı. Onlardan tehdit etti beni. Tehditlerden ben tehdit altındaydım. Evimden... Niye tehdit ediyorsun? Beni ölümle tehdit etti. Benim çocuğum yok. Evime de geldi. İlle dedi ben bu evde dedi ben oturacağım sen gideceksin dedi. Bana bıçak çekti. Ben Leyla'nın evinde 8 ay kaldım. Bana sulu hayatta susuz hayat yaşattı. Benim yaşadıklarımı duysanız var ya vücudunuz akı kanlar. Eşim iftira etti. Senin dedi eşim bana dedi dedi. Hemen çık evimden dedim böyle. Hemen çık dedim. Çıkmam dedi. Ben oturacağım bu evde dedi. Ondan sonra kalktım ben bunu gittim. Mahkemeye verdim kızım. Ben bunu evden öyle çıkarttım. Kocamın dedi zaten dedi sende gözü varmış dedi. Otur kocama dedi avratlık et dedi. Ben de dedi gideyim dedi. Bu olay böyle oldu. 10 sene kardeşim evinde oturdu aynı yaptı. Kardeşim de mahkeme kararıyla çıkarttı. Kapılarını kırdı çıktı. Bundan 10 sene önce 12 seneye girdi çocukları yuvaya vereli kızım. Çocuklarını önce gitti yuvaya yazdırdı. Yuvaya da yazdırınca yuvanın müdürü demiş kendine demiş ki ne Zeynep Hanım sen annesin. Bu çocuklarını yuvaya verme. Devlet senin çocuklarına maaş bağlar. Sen bu çocukların evinde bak. Bu çocukları aldı kızım. Getirdi. 400 tane çocuğa maaş aldı bu. 1.600.000 mi yedik? Bunu ne etti kızım bu dostlarıyla? Emlakçı dostuyla yedi. Benim evimde otururken uzmanlar gene geldi. Zeynep dedi bu gülerden meyrem al dedi. Bak al dedi. Yok dedi almam dedi. Almam dedi. Beni oğluna öldürtmekle tehdit etti. Ev mevzusunda kim kimin yani kim haklı? Zeynep mi haklı Leyla mı? Leyla abla haklı. Bu hani çocukları yuvaya verdiğinde onu da söyleyeyim. Hani eşime dedi işte çocuk önce Leyla abla alıyordu çocuklarını. O aralarında sorun olunca benim eşime dedi git dedi bunu dedi al dedi. Yani Zeynep. Sonra eşim bana dedi ki git dedi sen dedi çocuklar dedi al imzayı at dedi al dedi. Ya gittik yani oraya bir camiye gittik. Oranın avlusunda bekliyoruz. Neyi alıyorsunuz çocuklara? Yani çocuklara imza atıp izni almak için. Ha. Yani öyle. Sonra gittik bayağı bir oturduk öğretmen geliyordu. Bu hanımefendi gitti tuvalete bir iki saat çıkmadı. Ben o an o öğretmene ne diyeceğimi ne yapacağımı bilemedim. Ne söyleyeceğimi bilemedim ben o öğretmene. Öğretmen bana soru soruyor. Yani ben ne diyeceğim hiçbir şey bilmiyorum ki ben ne diyeceğim ben o öğretmene. Niye imza peki niye atıyorsun? Çocukları bıraktı? Yani Leyla diyor ki dostlarıyla, dostlarıyla gezmek için yedi. Diyor. Ve o evi de niye... Söyledi, bağıra bağıra söyledi. Yan komşusunu tehdit etti. Ben... Biz herkese bir şey diyemiyoruz ama yalan bizi insan içine Hatice, çıkmaz etti söyleme. Bu kadın. Çıkmaz etti bu kadın yalan bizi. Yalan söyleme. Ve benim eşim gitti o adamı dövdürdü. Dövdürdü ya o adam hani bir yoğurtçu vardı. O benim akrabam. Hani ona çıkma teklifi eden. Değil, başkasını çağırdı. O yoğurtçu. Yoğurtçu dövdürdü. Sana şu eşler gerçek satayım dedim ya. O yoğurtçu mu? İşte o yoğurtçu. Bir susar mısın? Bir sus, işte yalan bir sus ben konuşayım sen niye... İşte niye yalan söyleyin? Kesiyorsun benim... İşte yalan niye söyle. Niye kesiyorsun beni ya? Sen niye Allah'tan korkmuyor musun? Niye yalan söyleyin? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Tabii ki korkuyorum. Senin Allah'tan korkun yok çünkü.
Çünkü enerji hırsızısınız yani. Senden yalan geldi hırsızlığı. Sen benim nakışlarımı çaldın ya. Ben yeni evlendiğimde sen benim nakışlarımı çaldın. Gel bir bak. Yalan söyleme. Şekersiz kendi gibi olmasın da dur şimdi Allah oraya gelmeyelim. Allah Allah yalan söyleme ya. Utanmayayım mı? Bir saniye, bir anlatsın. O yoğurtçu yani eve evet. Çay içmeye diye çağırıp. Evet çay içmeye diye çağırıp. Dövdürttüğü için cezaevine girdi yoğurtçu muydu? Evet. Yoğurtçu diyor ki paramı vermedi o yüzden. Evet öyle. Yani öyle bir evet öyle niye biliyorum yalan yani. Söylüyorsun Hatice? Öyle biliyorum yani. Niye yalan söylüyorsun? O zaman yalan söyleme. Allah korkusu ya var. Ya benim Allah korkum i̇şte var yani. İşte yalan söyleme. Bir insanın namusuna iftira atılmaz. Ben iftira atmıyorum sana. Ben olanı söylüyorum. Allah ben senin çantanda diyor, çıkanları gözünden söylüyorum. Gözünden görsen ben bile senin çantanda çıkanları ondan sonra söylüyorum. Sen karşının ayıbını tamam kapatırsan ben de senin ayıbını kapatırım. Kız ben senin hakkında söylediklerimi söylesem millet şok eder. Sen burada bile duramazsın. Doğru söylüyorsun. He? Sen Allah'tan kork. Evet. Bir insanın namusuna, evet, iffetine hayır, laf söylenmez. Hayır öyle kızgınlıkla mı söyledin ben de bu evde fuhuş yaptırdım vallahi diye? Vallahi yok mu? Hayır ya yani, ben bunları yok. Komşulardan öğrendim. Komşulara sorabilirsin. Köylülerden hayır, öğrendim. Hayır kızgınlıkla yani mı söyledin? Değil. Yapmadım da söylemedim de yalan söyleyeyim. Yapma niye yalan ya söyleyeyim ya? Ben yani yaptıklarını söylüyorum yani böyle bağıra bağıra. Yanımda mı döner Hatice? Ya bu emlakçı dediğiniz evini sattı emlakçıdan mı bahsediyorsunuz? Yok abla bunlar karıştırıyor. Emlakçı da emlakçı değil, emlakçı denen bir şey kimse yok. Yani işte bu yoğurtçu dediğini dövdü, dövüldü dedi, dedi ya o Mustafa abi. Başka hayır, kimse Mustafa yok. Ondan değil, da, Mehmet. Ondan da, Mehmet ismi. Ya bir yalan söyleme Hatice ya. Yoğurtçu Mehmet mi? Evet, yoğurtçu Mehmet. Yoğurtçu Mehmet'le ne işi var, ne alakası var? İşte eşyamız verdim, 650 milyon paramı vermedi. Yorgancı kim? Bilmiyorum onu. İşte onu yorgancı biliyor. Mustafa abi. Yalan söylediler. Emlakçı evet, dedikler. Yani o yoğurtçu yorgancı mı dövdü? Onu mu söylüyorlar? Bunlar güya öyle şey yapıyorlar. Sen de öyle söyledin ya işte. İşte ben de öyle söyledim. Tamam yoğurtçuyu döven de işte yorgancı olan mı? İşte hem Mustafa abi. Hayır benim dedim yoğurtçu Mehmet. Tamam yoğurtçu Mehmet'i döven de yorgancı Mustafa. Ben tanımıyorum. Kendisi tanıyor. Ben tanımıyorum yorgancıyı. Ben sadece Mehmet'i tanıyorum. İşte yalan söyleme bir insan namusuna, iffetine laf söylenmez. Sen de diyor ki senin onun diyor evinin satmamasının nedeni bu diyor. Değil. Hangi evi satmaması? İşte şu andaki evi yaptırmasının nedeni yok de o diyor. Biz onlardan 10 senedir hiç yani görüşmedik. Kiminle? Yani o şeyden Mustafa abiden hiç görüşmedik. Canım Mustafa meselesi değil ki Mustafa'dan bahsetmiyor. Yani. Kim söyledi peki sana bunları böyle? Mehmet'i mi? Hayır fuhuş falan yaptıracak bir şey kendisi dedi. Söyledi. Hani niye kendisi bağıra ya söylemişti. Yani komşularına falan işte ben bu eve... Hani benim bütün cumhuriyetteki komşularım da bağlansın. Ondan sonra çarşı merkezdeki komşularım da bağlansın. Ercan çocuklar görmeye gelirdi. Ondan sonra mesela çarşıdaki evden derlerdi ki işte bir şalvarlı geliyor. Acaba neyi? Derlerdi. Ben de derdim çocuklarımın babası. Ha, Ercan geldiğinde öyle dedikodular oluyordu. Öyle. Artık tanısınlar ya, sonra Ercan'ı işte. İşte yalan söylemiyor. Yapla yalan. Fuhuş yapmak o kadar kolay mı? Ya bir insanın namusu sofra mı da herkesin önüne açıyorsun? Formalı sevgisiniz. Siz ama siz boşandınız. Ya yalan söylemez. Siz boşandınız ama benim siz... Benim 4 tane çocuğum var. Tamam senin 4 tane çocuğum var. O senin alakadar etmişsiniz. Sen alakadar etme. Sen niye alakadar etme? Alakadar beraber yaşıyorsunuz. Niye yalan söylüyorsunuz o zaman? Nesibeden beni diyor. Kaçırmaktan çocuklarımla tehdit etti. Yalan söylüyor. 14 yaşında çocuğa ifade verdir ya. 14 yaşında çocuğa. Ben mi verdirdim? Ben. Sen ver dedin. Sen ben niye susayım? Sen, ben dur, niye susayım? Beni dinle de ondan sonra. Niye susayım? Beni susturma yok, yani. Yok susma. Müge abla bu Kadir'i falan Ali'yi kattı ya bu davanın içine. Cennet yeğenim bunlara hala dedi ortalıkta dedi çok kötü şeyler dedi. Sen söyledin. Dur Ali sen kattın araya Müge sen söyledin. Sen beni söyledin. Tamam dur şimdi Zeynep anlasın. Ha. Şey dedi hala dedi ortalıkta dedi çok kötü şeyler dönüyor dedi. Ney halam dedim öğlen saati saat 12 civarları. Antep'e dedi gelmeyeceğim. Ben dedim ki ne halam dedim yarın doktora geleceğim dedim. Geldim de durgarım size dedim. Gel benim oğlanla dedi ki nana dedi o kim dedi telefonda konuştun. Ben dedim vallahi oğlum dedim cennet toplan dedim. Dedi ki ne dedim ana, hala ortalıkta çok kötü şeyler dönüyor. O da senin adınla döndürürler ağzınla döndürürler. Dedi dedim benim oğlan dedi ki ne yer ana dedi. Ne?
Yer ana dedi, kuş kuşun yüzünü ötüşür dedi. Sen nerede ne söylenmişsen dedi meydana çıksın. Cennet gir yani yeğenlerim beni hepsini cephe alın. Bu kadar özlü sözleri Süleyman'ca nereden öğreniyorsunuz? Dur Çin'e işte dur anlatayım ki. Neyse cennet gire gittim Müge abla. Dedim söyle halam dedim. Benim hakkımda ne duymuşsan dedim söyle dedim. He. Benim alnım açık yüzüm bak korkum olsa ben şimdi bura gelmezdim. Yarın gelecektim bak bugünü bekledim. Yarını beklemedim dedim. Hala dedi sen dedi Mustafa'nın dedi Hatice'sine dedi böyle böyle demişsin dedi. Öyle dedim, mi demiş? Yalan mı dur söyledi? Dedin, söyledi ne söyledi? Dur, 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 dedi ki ne Ali dedi. Mehmet Muharrem Erbay'ın dedi peşinde de dolanıyormuş dedi bana. Ben de dedim ki Ali dedim böyle böyle halam böyle şey söylüyormuş dedim. Bak dedim öyle bir şey varsa dedim bak dedim saklama ha dedi. Sen de mi? Hayır dedi anne dedi öyle şey dedi olur mu dedi. O nereden çıktı dedi. Kaybolmadan önce bir sene dolaştı peşinde dedi. Bunu kendisi söyledi. Neyse ben dedim yeri cennet halam dedim Hatice'nin yanına gidelim. Telefonu da açtı Abdullah'ıma dinletti bu. Hele kim haklı kim haksız. Kim haklı çıktı? Dur Çin'e. Çünkü benim yaptığım söylediğim bir şey yok. Abdullah bir telefonu aldı sana ne dedi? Sen dedi bir numaralı münafıksın sensin dedi. Sensin münafık sen ben dedi, değilim. Ben Abdullah münafık değilim. Abdullah yine demedi mi telefonda değilim. Sana? Ben münafık bir numaralı münafık dedi münafıksın dedi. Zaten. Hatta Mustafa abime de ondan sonra onlar ne konuşmuşsa bunun ya hakkında konuşmuşlar. Size bir şey söyleyebilir miyim? Hani yani sizin babanız da yani sonuçta. Yalan söylüyorlar. Yani camide hocalık yapmış bir insan. Evet. Yani 8 kardeşsiniz. Alim bir insandı. Tamam da yani iyi de o kadar alimden bu kadar zalim o zaman nasıl dünyaya geldi? Babam söylerdi Müge abla. Derdi ki ne? Siz derdi ben ölmüyorum. Şu kadar delik koyun derdi. Sizin halinizi seyredeyim derdi. Siz de sekiziniz de dedi kanlı bıçaklı olursunuz. Aynı babamın dedikleri de çıktı. Evet. Var mı deliği bilmiyorum mezarında ama gerçekten yani. İşte babam derdi mezarıma bu kadar delik koyun da sizi seyredeyim derdi. Doğru söylüyormuş o adam. Allah rahmet eylesin. Bak Müge abla. Dün Leyla ne dedi? 7 yıldır dedi. 7 yıldır dedi. Cahit'le falan görüşmeyeyim dedi. Ben dedi. Herkesin dedi yuvalarını dağıtacağım. Necdet dedi. Necdet ailesinin dedi yuvaları dedi yıkılacak dedi. Zaten Mustafa yuva yuva üstünde dedi kalmayacak dedi bana. Kim? Niye dedim böyle ya konuşuyorsun dedi. Ya yalan söyleme Niye dedim böyle dedim konuşuyorsun dedim. Bak dedi göreceksin ne ben yuvalar dedi dağıtacağım dedi. Ne dedi yuvalar dedi dağıtacağım dedi göreceksin dedi bana. Dedim niye dedim dağıtıyorsun herkesin yuvalarını dedim. Bildiğin bir şey varsa söyle dedim. Ondan sonra dedi işte dedi, Cahit dedi şöyle yapmış dedi işte dedi böyle yapmış dedi. Ortalama şey söyleyeceğim. Şunu da söyleyeceğim artık yani cezaevine girdi. Ha. Zeynep'in de mesela ben hiç saçımı boya vurdurmam derken sarışın ve işte çok farklı giyindiğini söylemişti evi alan kişi. O zaman da yine senin eşin arayıp Mustafa söylemişti hayır evet, öyle diye. Evet saçı sarıydı yani onda. Saçı sarıydı. Sen de görüyordun yani. Evet. Hiç başımı açık mı Hatice benim? Tamam ama saçın sarıydı. İşte tamam da hiç tamam da senin saçın sarıydı. Başımı açık sarıydı. Gördün mü? Tamam görmedim. Sokaklarda açık gördün sarıydı mü? Sarıydı ama senin saçın. Ne zaman sene kaçta sarıydı? Ben nerede bileyim sene kaçta sarıydı? İşte niye yalan söyleyeyim niye yalan söyleyeyim ben? Sen saçın zaten hayır, sarıydı. Hayır peki bir şey söyleyeceğim. Yani sen şimdi başörtünün içinde saçının ne renk olduğunu... Senden evi alan adam nereden biliyor o zaman? Değil mi? Yok la değil. Ben onu söyledim. Bak kamera sistemleri. Hayır iyi de nereden adam bilecek işte o zaman? Ben bak şunu söyleyeyim. Hayır ben bilmiyordum. Bu programda konuşulmadı yani. Yok. Müge abla eğer yani kapıda kamera sistemleri kaybolursa bizim bitişikteki komşunun sürekli çektikleri CD şeyi var. Kamera CD'leri var. Ve onları da araştırırsın. Ben asla da hayatımda başıma eşarp. Bak beni hiç ilgilendirmiyor da bu. Konu şu. Konu senin dolandırıcılıkla suçladığın, evini sattığın adamı şey sen dolandırıcılıkla suçladın evet. Ya. Tamam mı? Şey adam da bağlandı ve bunu anlattı. Konu oraya geldi. Yoksa senin başörtüsünle falan benim i̇şte hiç ilgim yok. İşte açmadım. Ben hiç dışarıda açmadım. Açmadıysan adam nereden bilecek altından sarıydı, kılığı, kıyafeti de çok değişikti. Bana çok garip. Yok ben oldu bitti manto giyerim. Oldu bitti. Oldu bitti mi? He? Kamera sistemleri var şey Kebir abla. Ya sen mantoyu sonradan giydin üzerine. Sonradan giydin. Sonradan giymeye başladın. Nasıl giyiniyordu? Hatice Hanım'a soralım. En yakın ya Hatice Hanım. Nasıl giyiniyordu? Mesela uzun etek giyiyordu. Mesela etek giyiyordu. Bluz giyiyordu. Eşarp takıyordu. Ama daha önceleri de saçı da yani ondan önceki saçları da bir kere gördüm sarıydı. 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 Ne zaman ama gördün Hatice? Ama mantoyu sonradan giymeye başladın. Sen şimdi yani o şeyle giderken Zeynep'in sevgilisiyle giderken saçını mı açıp gidiyordu dur, kapıya? Dur bir açmadım. Hatice, hala açmadım diyor ya. Açmadım mı? Yok la açmadım. Süpermen mi karşıdaki adam Hatice, görecek? Hatice sen evlenelim. Kaç sene oldu?
Ben sana cevap vermek istiyorum. Cevap vermen lazım. Şimdi yalanını meydana niye çıkaracağım. Niye yalan söyleyeyim? Ben 16 yıllık evliyim. 16 yıl oldu. Tamam mı? Ben bir kere saçımı Cahit doğduktan sonra boyattım. Hayır, sene ondan sonra 99. Bir kere boyatmıştın. Gördüm. O da ben Mehmet, Mehmet abinin evinde otururken görmüştüm. Tamam İşte Cahit'e hamile doğum yaptığımda yapmıştım ya. Niye yalan söyleyeyim? Niye yalan söyleyeyim? Onda gördüm. Benim oğlum dünyaya geldiğinde sen bizim ailemizin içinde değildim. Ama ben senin saçının yani canım, Mehmet abinin evinde oturduğunda benim gördüm i̇şte yani. İşte 16 yıllık da 16 yıldır hiç boyamadım. Evi ne zaman sattın? Evi ne zaman sattın? Ev 2009'dun. 2005. ayıydı, 2006. 2009'da. Yani tamam, 10 yıl evvel sattın. Heh. Tamam. Yani adam da o zaman 10 yıl öncesinden bahsediyor. Hatice Hanım'ın söylediği de aşağı yukarı o tarihlere denk geliyor. Hayır, yani senin saçını boyatıp boyatmaman değildi zaten mevzu. Yeniden söylüyorum. Mevzu, sen evini sattığın adamı dolandırıcılıkla suçladın ya. Adam da yayına bağlandığında dedi ki, adamı mahkemeye vermişsin sen. İşte... Daha doğrusu. Savcıya şikayet etmişsin, takipsizlik verilmiş, seninle mi uğraşacaklar? Ama demiş ki, dedi ki adam, zaten geldiğinde kılık, kıyafeti, saçı, başı, hali, her şey çok değişikti. İşte ben ne diyorum, tapuda yani kamera sistemi peki, yok mu? Peki adam nereden bilebilir ki bunu o zaman? Adam bunu nereden bilebilir? Sen onu tanımıyorsun dediğine göre o i̇şte seni tanımıyor. Ben tamam, nereden istiyordum. Bunu söyleyecek, nasıl bilebilecek bunu? Ben tanımam adamı, şimdi karşıma geldiğinde tamam, tanımam. Tamam, sen de bak, ben sana dün de söyledim. Ha. Lafın nereye gittiğini farkına varmayıp herkesi suçladığın için, kendini temize çıkarmak için. Ama senin herkese suçladığın insanların hepsi de susmaz. Ha. Sen bir tane adamın peşine takılmışsın, evini satmışsın, olay bu. İşte satmadım. Yine diyeyim, satmadım. O ne ev yaptın? Nasıl dikildi, o apartman nasıl dikildi oraya? Ne yaptın satmayı? İşte biz lafı değiştirecektik Müge abla. Ben hep sana tapuyu değişir. Bak, bak. İşte bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Bir de İstanbul'daki bu lodos beni 2-3 gündür çok fena etti. Bir de üzgündüm zaten. Migrenim neyse tutuyor. Allah çıkarır onu. Bak. Allah çıkarır. Ya. Ben Allah'ıma... Ya bir şey söyleyeceğim. Yani Rabbimin de işi gücü yok. Siz kardeşler her altı karıştıracaksınız. Sizinle mi uğraşacak? O mu mesele? Sen birinin peşine takılıp gitmişsin tapu dairesine. Seni o dolandırmış, eğer dolandırdıysa. İşte şimdi de emlakçılarla yedi dediği, Cahit de dedi, emlakçı Mustafa da dedi, Cahit de dedi, Leyla da diyor. Emlakçı dedikleri de senin işte o evi gidip sattığın şimdi adam. Birine kele. Öyle neyse yani. Bizim bildiğimizden daha terbiyeli bir şey en azından. Öyle daha kullanılabilir, evet. Ama dediğiniz bir şey var. Bütün ailece, şey dahil, abi dahil, beyefendi, hep özlü sözlerle konuşuyorlar. Değil mi? Kim öğretiyor size bunları? Söyleyene de söyletene bakmıyor abla. Söyleyene de söyletene bakacaksın. Şimdi özlü sözler söylemek çok önemli de, bence o söylediğimiz özlü sözleri söylemek yerine hayatımıza katsak bence çok daha anlamlı olacak. Yani öyle, yoksa sepet sepet yumurta sakın beni unutma da bir söz yani, anlatabiliyorum ama o değil yani. Keşke bunları biraz hayatımıza da katabilsek. Efendim Büşra. İstiyorum da ben. Tamam, daha böyle düzgün kelimelerle, evet. Sizi Allah'a havale ettim ben. Oradaki Hatice şahsına söylüyorum. Yüzünü niye kapatıyorsun, açsana. He? Açsana yüzünü, yüzünü niye kapattırdın? He? Çünkü söylediklerin hepsi yalan olduğu için. Hayır, yalan niye olsun? O zaman ben meydana çık. Ben yüzünü alnım açık, bak meydandayım. Nasıl vicdanın elveri, bu boyun kanlarını temizledin? Hayır, ben kimsenin kanını temizlemedim. Kimsenin kanını gidip de temizlemedim. Nasıl ben bu kadar boyun kanını temizledin? Ben Allah hepinizin bir türlü... Yapanların kanını temizlemedim. Şey olanların hepsinin yüzbinde Allah yüzbinler türlü belalar. Sen orada oturmuş pişkin pişkin gülüyorsun. Zeynep Ergül pişkin pişkin gülüyorsun. Ben, nasıl gülebiliyorsun? Ben size, gülebiliyorsun? Ben dünya iki pislikten, dünya yüzünde dolanmaktan kurtuldukları için mutluyum. Başından beri babamın öldürüldüğünü... Değil. Kesek
kurmuşsunuz babama, çeter kurmuşsunuz. Ben her zaman için söylüyorum. Hepiniz biliyordunuz babamı öldürdüğünüzü. Her zaman söylüyorum. Öldürenleri biliyordunuz, örtbas ettiniz hepiniz. Ben bilmeyeyim ki. Ben bilsem yine anlatırım. Nasıl 3 yıldır vicdanınız el verdi bunu saklamaya? Ben saklamadım. Nasıl vicdanınız el verdi, acımadınız mı? Ben zaten tehdit altında olduğum için yine de söyledim. Bizden daha beter olsun. Amin. Benim babama ne yaşattıysanız Allah amin. Size bir beterini yaşatsın. Amin. Amin. Senin dualarına ben amindim. Rabbim de duamıza icabet edecek. Nereye gömdüyseniz babamı çok nereye gömdülerse parçalarını versinler bize. Vallahi söylesin. Zeynep dur bir konuşsun. He. Bir müsaade et. Bir tamam. Konuşsun. Söyleyin babamın parçalarını nerede? Bir mezar olsun. Buna söyleyin. Ben de katılıyorum. Hanımlar mutlaka biliyorsunuz. Evet. Yani keşke bak iki haftadır keşke. Yok. İki haftadır oyaladınız. Zeynep ve Hatice ikiniz de biliyorsunuz. Keşke bilseydim de söyleseydim. Keşke bilseydim. İnanılmaz haklı burada. Ben de bir dönüşüm emniyetine sesleniyorum. Keşke bilseydim, zaten, keşke bilseydim de söyleseydim. Ya bu normal ifade verdi. Keşke bilseydim, keşke bilseydim. Bilmediğin için mi evi temizledin? Bilmediğin için mi evi temizledin? Kan temizledin. Hayır ben evi temizlemedim. Tavuk kesildi diye Zeynep'e mi söyledin? Hatice'nin sesi duyulmuyor. Söylemişsin bir kan temizlemeyi. O zaman ya Ercan temizledi söyledim dedin ya kendi kanını söyledi. Söyledi. Ben yalan söylerim. Duyduklarımı falan. Ben dedim her zaman dediğim bir kelime. Duyduklarımı söylüyorum. Bilmiyorum ya. Duyduklarımı söylüyorum. Ben bu kadar mı vicdansızım ya? Ben vicdansız bir insan değilim ya. Değilim ben vicdansız bir insan değilim. Gidip ben kan temizleyeyim. Temizlemedim yani. Bu kadar mı vicdansızım ben? Şeyi söyle diyor. Ama Büşra'ya şurada katılıyorum. Hepsi herkes biliyordu ya. Eğer şöyle söyleyeyim. Tahmin ediyordunuz. Şüpheleniyordunuz ama sustunuz. Sustunuz. Büşra da diyor ki yastığa kafanızı nasıl rahat koydunuz? Keşke bilseydim ben. Keşke tahmin ediyordun. Şüpheleniyordun. Burada hayır hepiniz birbirinizi tanıyorsunuz. Hepiniz kardeşsiniz. Ya da kardeşlerinizin işte eşlerisiniz. Herkes de birbirinin karakterini biliyordu. Mesaj verdim. Cahit mi? Efendi onun deyimiyle İşler buraya geldiğinde bütün yalanları söylediğinin hepsi yalan tek tek ortaya çıktı. Hepiniz de o ekranı izlediniz. Niye müdahale etmediniz? İşte bilseydim keşke onu da bilseydim. Keşke yok, sizden bilseydim. Hanginiz aradığınız bilmiyorum. Ha. Ama biriniz içinizden birinin eşi ya da çocuğu bizi aradı. Bir hanımefendiydi değil mi arayan? Bir hanımefendiydi. Her şeyi söyledi. Gittiler Mustafa'nın bağ evinde öldürdüler. İşte nasıl kandırarak çağırdıklarını, oraya gittiklerini, bağ evinin altına gömdüğünü anlattı. İçinizden biriniz anlattınız. Ama keşke bilseydim. Şimdi bak, Hatice Hanım bakın. İçinizden birisi Zeynep Hanım bir dakika. İçinizden birisi bunu biliyor ise zaten diğer kadınlar da bunu biliyordur. Keşke bilmemeniz bilseydim. Mümkün. Bakın Hatice Hanım. Şimdi buraya geldiniz artık zaten olayların nasıl olduğu konusunda bir fikir sahibiyiz. En azından gömüldüğü yeri bulalım ki. Şu kızcağızın da bir parçası birazcık vicdanı nefes alsın. Babasının bir mezarı olsun. Keşke bilseydim. Keşke bilseydim de söyleseydim. Keşke. Bir telefon attığımızda bir hanımefendi varmış. Hanımefendi günaydın buyurun. Günaydın Begüm. Buyurun efendim. Hatice Ergin'in söylediklerinin hepsi yalan. Ben onun bilmediğine inanmıyorum bir. Evet. O bayının kanını da Hatice Ergin temizleyemez. Hatice Ergin'in annesi temizlemiştir. Hayır, kesinlikle kabul etmiyorum. Annesi temizlemiştir. Hepsi de bunu biliyorlardı. Canım adım gibi de eminim. O camilerin yardım paralarında Hatice Ergül kocasıyla birlikte sünneti parçıyordu. Evet. Hayır, sen çünkü yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Benim eşim yardım paralarını toplardı, götürdü, verildi. Kendileri de çok dürüst, ailesi de çok dürüst kendisinin. Hepsi birbirinden beter. Bunların hepsi hırsız dolandırıcı. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bu geçen sefer kaldı. Hangi caminin paralarının yanlış... Hazreti Yuşa Camisi'nin. Hazreti Yuşa Camisi Gaziantep'te. Evet. Tamam. Mustafa Bey oranın yani Hatice Hanım'ın eşi Mustafa Bey oranın nesiydi? İmamıydı. İmamıydı. Evet. Dört ay kaldık biz orada. Dört ay kaldık. Neden dört ay kaldınız? Dernekle anlaşamadı. He? Dernekle anlaşamadı.
Yani dernekle anlaşamadı dedi. Evet. Dernek toplanan paraları sizin usulsüzce kullandığınızı iddia ettiği için anlaşamadınız o zaman. Onu bilmiyorum. Ama 4 ay kaldık orada. 4 ay sonra başka bir yere gittik. 11 sene de orada kaldık. Hanımefendi siz bunu şikayetini yaptınız mı o dönem? Ben duydum zaten oradaki halk. Evet. Halk biliyormuş. Zaten o yüzden göndermişler. Dün ben o caminin büyüğesinin geliniyle konuştum. Evet. O gene söyledi bana. Heh, işte, bu hanımefendi yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Dedikten sonra kayınbabası demiş ki kadın doğru söylüyor demiş. Yalan siz söylüyor. O yüzden, ama bir şey söyleyeceğim ama 4 ayda gerçekten çalışmak için az bir süre. Bir problem yaşadınız mı? Dernekle anlaşamamakta budur zaten. Anlaşamadı. Tamam bu dernekle para mevzusunda anlaşamadınız. Tabii para. Dernekle anlaşamadı. Dernekle anlaşamadı. Mustafa Bey hala görevli mi? Evet. Yani emekli mi görevli mi? Görevli. Şu an devlet memuru yani senin işin. Evet. Artık tutuklu değil mi içeride şu anda? Şu anda tutuklu da ben anlayamıyorum. Yani mesela böyle bir şeyin diyelim ki dernekle böyle bir şey yaşandı. Bunu yani onu alıp 4 ay sonra başka bir yere göndermek sorunu çözmek değil ki. Evet. Şimdi bak ne olduğunu mesela şimdi ortaya o zaman dernekçiler diyor ki parayı aldılar kendileri yediler. Siz yemedik diyorsunuz. Evet. Yerinizi değiştiriyorsunuz. Peki niye yerinizi değiştiriyorsunuz? Bana birisi böyle bir iftira atarsa eğer hiç de gitmem hayır, yerimden. Hayır yani dernekle anlaşamadı yani. Dernekle anlaşamamak ne demek? Dernek dediğin şey cami yardımlaşma derneğidir.